Herkese merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bugün idare hukukunun 28. ders videosunu çekeceğiz. Şanlıurfa'dan herkese selamlar. Şu an saat gece 12'ye gelmek üzere. Büyük ihtimal ben bu videoyu bitirdiğimde saat 1'i falan görmüş olacak. Şimdi arkadaşlar bugün ne göreceğiz? Kamu hizmetlerinin görülme usullerinden bahsedeceğim. Hocam önemli mi? Eğer ki size İdare hukukunun ıı, idarenin iki yanlı sözleşmeleri yani idari sözleşmeler, idarenin özel hukuk sözleşmelerinden birinden bir soru gelmezse buradan soru gelecektir. Ne göreceğiz burada? Emanet usulü, müşterek emanet usulü, yap işlet, yap işlet devret usulü. Bunun yanında arkadaşlar ruhsat usulü ve en önemlisi soruda gelme potansiyeli yüksek olan bir yer imtiyaz sözleşmelerinden imtiyaz usulünden bahsedeceğim. Güzel yerlere değineceğim. Çıkmış sorulara arada bir atıfta atıfta bulunacağım. En sonunda da çıkmış soruları çözeceğim. Belki bu video 2 parttan oluşabilir. Ee, sürenin geçmesine bağlı. Şu an saat 23.40. Şimdi arkadaşlar buna göre artık başlayalım. Neler göreceğiz? Gel buraya. Arkadaşlar kamu hizmetlerinin gördürülme usulleri karşımıza bunlardan emanet usulü tüm özelliklerinden bahsedeceğim. Müşterek emanet usulü, yap işlet usulü, yap işlet devlet usulü. Tam böyle potansiyel sınavlık cümlelerden bahsedeceğim. Aman ha aman kendinizi bir verin şu işi bir halledelim burada. İşiniz, içiniz, içiniz bu videonun sonunda arkadaşlar çok kolay olacak. İçiniz rahat olacak. işiniz kolay olacak. Tamam. Şimdi arkadaşlar iltizam usulü, ruhsat usulü ve imtiyaz usulü toplam 7 tane kamu hizmetlerinin görülme usullerinden bahsetmiş olacağım. Peki bundan önce neden bahsedeceğim arkadaşlar? Hemen öyle görülme usullerine kaçmak yok. Kamu hizmeti nedir? Kamu hizmetin türleri nelerdir? Kamu hizmetine egemen olan ilkeler nedir? Bunlardan tek tek bahsedeceğim. Haydi gel başlayalım. Arkadaşlar kamu hizmetleri devlet tarafından ya da kamu tüzel kişilerince toplum yararına yerine getirilen ihtiyaçları karşılayan hizmetlere kamu hizmetleridir. Yani devlet tarafından da bu kamu türek, e, kamu hizmetleri yerine getirilebilir veya kamusal kişiler tarafından da yerine getirilebiliyor. Örnek veriyorum arkadaşlar ne olabilir? Adalet hizmeti, güvenlik hizmeti, bunun yanında sağlık hizmeti, eğitim hizmeti, telekomünikasyon hizmeti, internet, elektrik, su, doğalgaz, çöplerin toplanmasından tutun yol yapımına kadar aklınıza gelecek bindiğiniz dershaneye giderken, iş yerine giderken bindiğiniz ee, otobüs otobüsün ulaştırma hizmeti aklınıza gelecek her türlü hizmetin arkasında kim var arkadaşlar? Devlet var. Devlet. Devlet bu hizmeti bizzat kendisi yerine getirebilirken bunun yanında kamu tüzel kişileri tarafından da yerine getirilmesi söz konusu olabiliyor mu? Olabiliyor. Şimdi bu işin hizmeti bu işin kamu hizmeti sayılması için iş sadece devlet kanunlarına uygun olmamalı ayrıca halk için ortak gereksinimleri karşılaması gerekmektedir. Yani kamu hizmeti olabilmesi için illa devletin bir şeyler yapması gerekmiyor. Aksine özel ve tüzel kişiler de bu hizmeti gerçekleştirebilirler. Devletin denetimi ve gözetimi altında. Burada ne diyor biliyor musunuz? Toplum yararına olsun diyor. İlla devlet kanunlarına göre yapılacak bir şey yapılan her işe biz kamu hizmeti dememiz doğru olmaz. Ama toplum yararına kıssası burada çok önemli. Bu birincisi. İkincisi illa bunu devletten de beklememeye beklemeye gerek yok diyor şimşekler çakıyor. Umarım elektrik gitmez. Video yarıda kalmaz diyelim. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar ne olabilir? Örnek veriyorum. Sağlık hizmeti. Şimdi sağlık hizmetini devlet veriyor. Özel sektör de veriyor. E eğitim hizmetini devlet veriyor, özel sektör de veriyor. Şimdi devletin verdiği de özel sektörün de verdiği bir sağlık hizmeti, bir eğitim hizmetini ele alırsak burada ne oluyor? Arkadaşlar bir kamu hizmeti kamunun yararına, halkın yararına yapılmış oluyor. Kimin denetimi ve gözetimi altında? Devletin denetimi gözetimi altında. Buradan soru gelir mi? Gelmez. Şimdi devam ediyoruz. Kamu hizmetine egemen olan ilkeler. İşte bakın bu ilkelerden soru gelme ihtimali yüksek. Eşitlik ve tarafsızlık. Devlet bir kamu hizmetini yerine getirirken arkadaşlar örnek veriyorum sağlık hizmetini, eğitim hizmetini, güvenlik, adalet hizmetini yerine getirirken tarafları eşit davranır ve taraflara karşı e, tarafsız olur. Ya düşünsene bir mahkemede adalet hizmetine faydalanan bir kimsenin güvenlik hizmetine faydalanan bir kimsenin sen fakirsin sana adaletsiz davranacağım, sen fakirsin e, sana güvenlik hizmetini eksik vereceğim gibi bir olguyla karşı karşıya kalabilir mi vatandaş? Kalamaz. Ben Türkiye Cumhuriyetinin vatandaşıyım, vatandaşlık bağıyla bağlıyım dersin ve yapılan hizmetten, yapılan kamu hizmetinden eşit şekilde, tarafsız bir şekilde faydalanırsın. Bu birincisi. Bu kamu hizmetleri sürekli yapılır mı? Tabii ki sürekli. Kamu hizmetlerinin temel mantığı e, kesintisiz olarak gerçekleştirme durumudur. Size ben imtiyaz sözleşmesini anlatırken diyeceğim ki bazen bazen diyeceğim sözleşmeyi yani imtiyazı alan taraf, imtiyazı veren devlet, imtiyazı alan taraf imtiyazcı e, bazı durumlarda devletten tazminat isteyebiliyor. Bunun da yegane sebeplerinden bir tanesi Allah'ım elektrik kesilmesin. Bunun da sebeplerinden bir tanesi nedir arkadaşlar? Ee, o imtiyaz sahibinin verdiği kamu hizmeti kesintiye uğramasın diye ortaya çıkan ekonomik bunalım, tabi afet, doğal e, doğal afetler. Bunun yanında e, ekonomik krizlerden dolayı imtiyaz sahibi artık bu maliyetlerin altından kalkamaz. E, öngörülmezlik vardır. Burada devletten tazminat alır. İşte bunun temel dayanağı nereden geliyor biliyor musunuz? kamu hizmetini sürekli olarak yerine getirmesi çabasından geliyor. Devlet de buna diyor ki al o zaman tazminat haklısın. Bunu öngöremedik diyor. Tamam. Şimdi ne oldu? Süreklilik ve düzenlilikten bahsettik. Devam ediyorum. Değişkenlik. Arkadaşlar mesela diyelim ki spor kanunu yoktu. Ee, teknolojiyle Youtube, Twitter, Instagram bunlarla ilgili herhangi bir düzenleme yoktu. Sosyal medyanın genişlemesiyle beraber bunlarla ilgili yeni düzenlemeler yapıldı. Gibi gibi. Yani e, devletin yaptığı kamu hizmeti de toplumsal hayata uyum sağlıyor. Yani değişiyor. Tamam mı? Bir kanun bile bugün X maddesini düzenliyor yarın farklı bir koşullar ortaya çıkınca o madde genişliyor e, ve uyarlanıyor o günün şartlarına göre. Anlaşıldı mı? Devam ediyorum. Bedelsizlik devlet kamu hizmetini sunarken herhangi bir ücret talep etmez. Tamam. Ama şuna, şuna dikkat edelim. Devlet bir bedel almaz. Örneğin ilk öğretim devlet okullarında parasızdır. Bir ücret asla alsa bile bazı bazı kamu hizmetlerini örneğin sağlık hizmetlerini bunu da eksikli kesinlikle bir kar amacı gütmek için değil bu durumu verimlilik ve devamlılığının devamlık için katılma payı olarak ele alması gerekir. Ben böyle okumayı pek yapamıyorum. İşin mantığı şu arkadaşlar. Diyor ki devlet bedelsizlik durumu asildir. Fakat mesela ilk öğreti, ilkokulların bedelsiz olması, ilk öğretimin anayasaya göre bedelsiz olması, herkesin eşit şekilde faydalanması anlamına gelir. Ve bedelsiz olarak herkes faydalanır. Fakat diyor bazı durumlarda örnek veriyor diyor, işte sağlık hizmetleri veya da adalette mahkemelere dava açarken ödediğin harç. Bunun gibi arkadaşlar bazı şeylerde diyor devlet kişiden kar amacı gütme e, gütmek kesinlikle yok, kesin e, ama yapılan hizmetin daha verimli olabilmesi için belli bir katılma payı da alması söz konusu olabiliyor. Ama bu katılma payını almasının sebebi verimlilik olarak düşüneceksin. Kamu hizmeti bana bir bedel karşılığında sunulduğu şeklinde yorulmamayacaksın. Neden? Çünkü kamu hizmetlerinin görünme usullerinde ne vardır? Bedelsizlik ilkesi vardır. Tamam? Devam edelim. Kamu hizmetlerinin türleri. Kamu hizmetleri tekel niteliğindedir. Yani bazı kamu hizmetleri tekel niteliğinde, bazı kamu hizmetleri tekel niteliğinde değildir. Örnek veriyorum. Adalet, diplomasi, milli savunma, devlet demir yolları, e Adalet, e, diplomasi, milli savunma, devlet demir yolları bunlardan bazılardır. Ama bazılarında da hissediyor. Mesela eğitim, sağlık, özel hastane var mı? Yani devletin hastanesi var, özelin hastanesi var. Özel okul var, de, devlet okulları var. Ne oldu? Tekel niteliğinde olmayan bazı hizmetlerde karşımıza çıktığı. Maliyede buna yarı kamusal mal diyorlardı galiba, değil mi? Doğru mu arkadaşlar? Bana yazın. Yarı kamusal mal diyorlardı. Bunlara da tam kamusal mal diyorlardı diye hatırlıyorum. Emin olmamakla beraber alancı arkadaşlar evet hocam doğru hatırladınız. Hayır hocam tam tersi de deyip aşağıya yazabilirler. Hadi bakalım. Başka bir alana girmeyeceğim diye kendime söz vermiştim ama bak yine sözümü deldim. Bir kamu hizmetinin kurulması İdarenin görevlendirilmesi kanunla yapılır. 2010 idaresi değişikliğiyle Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de arkadaşlar bir kamu hizmeti düzenleme yapılabiliyor. Yani bir kamu hizmetinin atıfta yapılabilmesi için bir kamu hizmetinin düzenlenebilmesi için kanunla yapılıyor. Ama bunun yanında da Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle de bir kamu hizmeti öngörülebiliyor. Tamam Devam edelim. Yani Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yapılabiliyor mu? Evet yapılabiliyor diyeceksin. Konularına göre kamu hizmetleri nelerdir? konularına göre kamu hizmetleri nelerdir? Şimdi bakın arkadaşlar. İdari kamu hizmetleri eğitim, güvenlik, sağlık gibi hizmetlerdir. İktisadi kamu hizmetleri elektrik, su, doğalgaz, telefon olarak karşımıza çıkar. Sosyal kamu hizmetleri SGK İşkur bilimsel ve teknik kültürel, e, kültürel kamu hizmetleri ise arkadaşlar üniversiteler, tübitak ve devlet tiyatroları olarak karşımıza çıkmaktadır. Hocam bunların Hapşıramadım. Bunların e, şöyle, bu işte atıyorum e, eğitim, eğitim güvenlik hangi kamu hizmeti türüne giriyor konularına göre bir soru gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Şimdi adım adım ilerliyorum. İşte benim asıl show yapmak istediğim taraf burası. Bunlar çok önemli. Kendini buraya ver. Toplam 21 sayfadan çıkmış sorulara dahil 21 sayfadan oluşturduğum notlar notlar temel size çıkacak şuradan bir soru çıkacak arkadaşlar. Kaymakamlıkta çıkmış var bir tane hazırladım. Adli hakimlikte çıkmış bir tane yazdım. Bir tane benim beklediğim bir soru var onu da yazdım. Yani arkadaşlar buradan soru gelecek. Tamam mutlaka gelecek. Bir tane de olsa gelecek. Kaymakamlığa girersin orada görmezsin. Adli hakimliğe girersin orada görürsün. İdare hakimliğe girersin orada karşına çıkar. Ama gelecek. Lütfen şu... Kamu hizmetlerinin görünme usullerini Öğren. Nasıl öğreneceksin? İşte doğru yerdesin. Haydi başlayalım. Şimdi emanet usulü kamu hizmetinin bizzat devlet veya öteki kamu tüzel kişileri tarafından doğrudan doğruya kendi örgüt bakıyor değil mi buraya ve hizmetine tahsis ettikleri aynı ve şahsi araçlarla gördüğümüz usulü. Devlet bizzat kamu hizmetini kendi personeli, kendi araç gereçleri ile görme usulüne ben ne diyorum? Emanet usulü diyorum. Tamam. Burada karşıma ne çıkıyor? Belediyenin çöp toplama hizmeti karşıma çıkıyor. Bu örnek çıkmış sorunun örneğidir. Tamam. Lütfen bunu kaçırma. Bakın bunu müşterek emanet usulüyle karıştırılabiliyor diğerleriyle de karıştırabilme ihtimaliniz yüksek. Fakat burada diyor ki devlet bir kamu hizmetini yerine getirirken bizzat hem kendi personeli hem kendi araç gereçlerini hem kendini aynı olarak tahsis ettiği araçlarla gördürme usulünü ne yapıyor? Belediye personeli, belediyenin çöp kamyonuyla, belediyenin çöp küreğiyle, belediyenin çöp elbisesiyle gelip çöpleri sokaklardan toplatma hizmeti belediyenin nasıl bir kamu hizmetini gördürme usulüdür? Emanet usulüdür diyorum. Lütfen bunu unutma. Lütfen bunu unutma. Tamam? Şimdi devam ediyorum. Müşterek emanet usulü. Müşterek emanet usulünde bu usulde bir kamu hizmetinin masraf, hasar, zararı idareye ait olmak. Masraf, hasar ve zarar Kime ait? İdareye. Kime ait? İdareye. İşte bunu ben özel sektöre, özel kişiye ait deseydim buna sen diyecektin ki imtiyaz usulü. Tamam? İmtiyaz usulü. Ama idareye ait olduğunu vurgu yaparsa sen buna müşterek emanet usulü diyeceksin. Tamam? Anlaşıldı mı? Var mı bir problem? Masraf, hasar, zarar, kar her şey kime ait arkadaşlar? masraf, hasar, zarar kime ait? Devlete ait. Devlete, idareye ait. Bu gördürülme usulüne ben ne diyorum? Müşterek emanet usulü diyorum. Günümüzde bu usul terk edilmiştir. Ama arkadaşlar tanım olarak tanım olarak karşımıza çıkmaktadır. Tamam. Tanım olarak bilmenizde fayda var. Devam. Mali iltizam. İltizam mültezim. İltizam mültezim. İltizam mültezim. Böyle kodlamıştık hatırlıyor musun? İltizam mültezim. İltizam mültezim. Bir kişiye Tarafa götürü veya orantılı bir kazanç üzerinden bir gelir sağlatma, idari hizmeti yerine getirme. Daha çok bu vergi toplatmalarda kullanılan bir usuldür. Burada arkadaşlar mali iltizam sözleşmesine sorarsa içerisinde mutlaka mültezimi kullanacaktır. Geri tanıma bak bakmayacaksın. İltizam mültezim, iltizam mültezim. Mültezimi gördün mü iltizama yapıştır. İltizamı gördün mü mültezime yapıştır. Mantık bu. Geçtim. Şimdi geldik burada da ne varmış karşımızda? Ruhsat usulünü görüyoruz. Şimdi arkadaşlar videolar izleniyor. Burada bir problem yok. Rehberlik videoları da izleniyor. Yeni bir, rehberlik videosu attık arkadaşlar. KPSA grubu nedir ve nasıl çalışılmalı? Çok güzel tiyolar verdim. Mutlaka izleyin. Aklınıza takılabilecek tüm soruların cevaplarını bulacaksınız. Bölümlere ayırdım. Soru tiplerini bakmaya çalıştık. Soru adetlerine baktık nerelere yoğunlaşmanız gerektiğini, nasıl çalışılmalıdır diye bunun üzerinde durduk. Mutlaka bakın. Reh, e, oynatma listesinde rehberlik e, oynatma listesinde toplam 3. videomuz oldu. 3. videomuz yayınlanan 3 video var. Bu da 3. videosu. Birincisi hukuk dersleri nasıl çalışılmalıdır? Bir diğeri KPSS B nedir? E, bir diğeri de KPSS A grubu nedir ve nasıl çalışılmalıdır? Güzel bir video oldu. İzle, mutlaka izleyin. Ama arkadaşlar idareyi izliyorsunuz. Ya el insaf ya. Hiç mi beğenmiyorsunuz? Ya hocam çok beğeniyoruz. E niye beğen, beğen tuşuna basmıyorsun? Benim kıssasım beğen tuşuna ne kadar ba basan insanları görebilmek. Gerçek diyorum ama benim kıssasım Yusuf diyor ki abi diyor işte 1000 izlenmiş. Kaç beğeni almış? 120. 120 kişi o zaman izlemiş benim gözümde. Tamam? Lütfen arkadaşlar izlediğin Eğer beğendiysen beğene basmıyorsan hocam basamıyorum. O zaman abone değilsin. Özrün kabahatinden büyük. Tamam mı? Lütfen arkadaşlar ben onlara dikkat ediyorum. Yani ona göre e, yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Ona göre daha faydalı maksimum faydaya e, ulaşmaya çalışıyoruz. Siz de bunu bir tıklamadan da kendinizi esirgemeyin ya. Ben sabahtan beri tıklıyorum buraya değil mi? Silgi. Şimdi arkadaşlar biraz isyan edelim. İsyanım. Şimdi arkadaşlar kamu hizmeti buraya bakın. Kamu hizmeti buradaki önemli birkaç e, ayrıntıdan bahsedeceğim. Bunu ee, yap işlet, yap işlet devret ve mali iltizam sözleşmesinin bir özelliğiymiş gibi vermişler. Anladın değil mi? Ruhsat usulünün bir özelliğini imtiyaz sözleşmesinin bir özelliği gibi veriyor. Cevap da o oluyor. Tamam? İmtiyaz sözleşmesiyle ilgili verilen bilgiler hangisi yanlıştır diyor. Tamam mı? Ruhsat usulünün bir doğru özelliğini veriyor. Tamam mesela taraflar arasında bir sözleşme yok. İzin usulü var. Bunu söylüyor ama bu doğru bir bilgi. Ne için doğru? İmtiyaz sözleşmesi için doğru. Ruhsat usulü için doğru değil. Düzeltiyorum. Ruhsat usulü için doğru bir bilgi. İmtiyaz sözleşmesi için yanlış bir bilgi. Böyle bir özelliği yok cevabı onu işaretlememiz gerekiyor. O yüzden şu an bundan sonra anlatacağım. Ruhsat usulü yap işlet, yap işlet, devret ve imtiyaz sözleşmelerini çok iyi hakim olmamız gerekmekte. Tamam Şimdi gel buraya. Burada bir faaliyet eğer idare lehine tekel konusu yapılmamışsa bu faaliyet idarenin vereceği bir izin ile özel kişiye gördürülebilir. Yani idare tekel konumuna getirmemişse bunu Devlet demiryolları gibi. Bunu diyor özel bir kişiye verece bak yapacağı sözleşmeyle demiyor. Vereceği izinle yerine getirmesini sağlayabilir. Belediye ne yapıyor arkadaşlar? Özel bir firmaya taşımacılık şirketini taşımacılık hizmetinin sunulması için ona izin veriyor. Tamam. Devlet de ondan bir kar payı elde edecek. Tamam. Mantık bu. Bak bakalım. Belediyelerin toplu taşımacılık hizmetleri, eğitim ve sağlık hizmetleri. Bak. Özel hastanelerin açılması neye göre açılıyormuş? İzne göre. İznin temel mantığı ne? Ruhsat usulü. Ee, sağlık dedik. Eğitim hizmetlerinin görünme usulü neye bağlı? İzne. İznin temel mantığı ne? Ruhsat usulü. Ruhsat alıyorsun. Tamam. Devam. Maden arama. Petrol Petrol için de ruhsat usulünü öngörmüştük. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarına faydalanma yöntemiyle yapılmıyor demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? İdare ile özel kişi arasında herhangi bir sözleşme yapılmaz. Ne demiş? Yapılır demiş ya. Bak işte bu tarzda çalışmanız gerekiyor. Yapılmaz demiş. Çıkmış soruda ne var? Yapılır demiş. yapıl sözleşme yok ruhsat usulünde. Ruhsat usulünde izin var. Tamam mı? Devam. İdarenin tek yanlı olarak vereceği izin belli bir kamu hizmetini özel kişiye gördürülür. Bu sağlık hizmeti olur, bu eğitim hizmeti olur, bu ulaştırma hizmeti olur, bu maden ocakları işletmesi izni olur, olur da olur. Devam. Rusat usulüyle gördürülen kamu hizmetinin asli sahibi olan idarenin hizmeti gören özel kişi üzerinden geniş bir denetim ve gözetim yetkisi vardır. Yani idare diyor ki ey sağlık hizmetini yerine getir. Ey sen özel sektör eğitim hizmetini yerine getir. Efendim sen X hizmetini yerine getir. Y hizmetini yerine getir. Bunları yerine getirirken de adaletli ol. Hukuka uyacaksın. Kanun nizama uyacaksın. Bunu sana izin verdiysem o izni yeri ve zamanı geldiğinde geri senden alırım. Tamam. Yani benim denetim ve gözetimim altında yapacaksın. Gözlerime bakıyorsun değil mi? Çok sert. Anlaşıldı mı? Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Geçtik. Yap işlet usulüne geldik. Arkadaşlar 20 dakikayı gördük. Yap işlet usulü, yap işlet devlet usulü, imtiyaz sözleşmesi ve çıkmış soruları bir sonraki videoda devam edelim. Dediğim gibi arkadaşlar eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Kanala abone değilseniz mutlaka kanala abone olun. Haydi bir sonraki videoda ara vermeden devam edelim. Bunu bir bütün olarak izle mutlaka. Önemli vurgu yani önemli voleleri diğer videoda yapacağız. Kaçırma. Haydi başlayalım. Kendine iyi ol.